Çok fazla sorulan rezerv konut kanunu. Şimdi bu yeni çıkan bir kanun ve yasayla artık deprem veya diğer doğal afetlerden dolayı belli bölgeler rezerv konut alanı ilan edilebilecek ve burada oturanlar, buraları yıkılacak, burada oturanlar da başka bölgelere taşınmak zorunda kalabilecek. Böyle bir yasa çıktı. Bununla ilgili tabii piyasada çok ciddi bir endişe, çok ciddi bir korku var. Tam da anlatılamadı bence bu siyaset tarafından. Bununla ilgili tabii bir sürü yerde olumsuz ve korkutucu haberler de çıkıyor ve insanlar ben evimden atılacağım, işte çok uzak bir yere yollanacağım, acaba evim elinden gider mi gibi çok fazla soru var. Şimdi ben bunun böyle kötü niyetli, devletimiz tarafından kötü niyetli kullanacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü bunun demokrasi olan bir yerde böyle bu şekilde yapılırsa oy kaybı oluşturur ve hiçbir hükümette böyle bir oy kaybını hem de vatandaşın üzülmesini istemez. Ama ve lakin kanun buna izin veriyor, eğer böyle bir şey gerekliyse de. Kanun buna izin veriyor. Dolayısıyla da bu olma ihtimali çok olmamakla beraber istenirse yapılabilecek bir uygulama. Peki biz nasıl bunu çözebiliriz? Bu uygulama başımıza gelmeden ne yapabiliriz? Bunun bir çözümü var değerli arkadaşlar. Özellikle eviniz eskiyse, 40-50 yıllıksa, deprem riski varsa zaten depremden dolayı yıkılma riski var demektir. Eski teknolojiyle yapılmış ve bundan dolayı da korkarak yaşıyor insanlar. Bu riskten arınmak için hem de devletin yarın bir gün size böyle bir yaptırım uygulamaması için bir şekilde uzlaşarak, imkanlarınız ölçüsünde para vererek, para yoksa da bir şekilde belediyelerle anlaşarak veya işte devletin, belediyenin şirketleri var, onlarla anlaşarak evlerinizi yenilemeniz ve yıktırıp yaptırmanız çok sağlıklı olacaktır. Çünkü bunun sonunda yani şunu gördüm, evet bazıları gerçekten imkanı yok, yıktırıp yaptıramıyor. Bu doğru. Ama bazı bölgelerde çok görüyorum, çok yani armudun sapı üzümün çöpü diye. Yani benim ev şu tarafa bakıyordu, bu tarafa bakmasın. Dördüncü kattaydım, beşinci kata çıkmak istemiyorum. İşte şu malzeme değil, bu malzeme kullanılıyor. Veya işte 120 metrekare evim 110'a düşüyor diye apartman içindeki anlaşmazlıklardan dolayı çok uzayan, dönüşemeyen evler var. Bunların bir an önce anlaşıp, artık uzlaşıp bu evleri dönüştürmeleri lazım. Çünkü gidişat şuraya doğru gidiyor ki hem bu deprem felaketi bize gösterdi ki hem de diğer afetler artık eski yapı stoğu İstanbul içinde, Türkiye içinde ciddi bir sorun. Yasa da çıktıysa bu bir yerde şu noktaya bizi getirebilir. Siz kendiniz anlaşamıyorsunuz. Yıllardan beri burayı anlaşın, yenileyin dedik, yenilemiyorsunuz. Biz buraları yıkabiliriz. Dönüşüm alanı ilan edebiliriz veya işte rezerv alanı ilan edebiliriz. Sizi bir yerlere gönderebiliriz denme olasılığı var. Dolayısıyla imkanı olanlar bir an önce evlerini imkanları ölçüsünde dönüşüme sokmasını tavsiye ederim. İmkanı olmayanlar ise bir sürü yerde işte yaşlılarımız var. İşte Bakırköy, Fatih, işte Ataköy, Caddebostan, Suadiye. Bütün bu böyle kıyı şeridi özellikle Avcılar, böyle A'dan Z'ye kıyı şeridindeki eski binalar için diyorum. Bu yapı stoğundaki eski binalar ise eğer imkanlarınız da yoksa belediyelere giderek sağdaki soldaki parsellerle birleşme yoluyla giderek imar artışı alarak bir kısmını müteahhite bırakarak evlerinizi çok cüzi tutarlarla yeniletme şansınız olabilir. Bu daha önce uygulandı bazı yerlerde. Tek başınıza bunu yapamazsınız belki ama sağdaki soldaki apartmandaki insanlarla birleşirseniz, belli metrekareye uzlaşırsanız, 5 tane bina 5 metrekareyi tutturursanız ek imar artışı alabiliyorsunuz. O ek imar artışı da müteahhit şirket giriyor. Bu devletin müteahhit de olabiliyor. Giriyor ve size o üst kattaki 2 katı alarak size evlerinizi bedava veya çok cüzi fiyatla yenileyebiliyor. Bu her yerde olmayabilir ama en azından olarak denememiz lazım. Bunu denemezsek hem depremde ciddi sıkıntı yaşayabiliriz ama depremden de daha farklı olarak bir de bu yasayla beraber yarın bir gün bu bölgeler kentsel rezerv alanı ilan edilip yarın bir gün uzak bir yerlere ve şansımız olabilir. Bu korkumuz varsa, eğer bu kaygımız varsa bir an önce elimizi çabuk tutalım ve evlerimizi devlet bizi zorlamadan, ben buraları yıkıyorum demeden yıkıp yaptırmamız lazım. 50-60 yıllık çok eski evler var. Çok eski teknolojiyle yapılmış. Bunlar başımıza yarın bir gün hem maddi kayıplarla, hem manevi kayıplarla, hem can kayıplarıyla çok ciddi belalar açabilir. Kentsel dönüşüm konusunu biraz hızlandıralım arkadaşlar ki bu kanundan, bir yasadan belli bir sıkıntı yaşamayalım. Sevgiler, saygılar.